Sivil toplum kuruluşlarından bahsediyoruz. Özellikle böyle çok büyük yardımlar yapanlar, çok büyük yardım toplayanlar var. O sivil toplum kuruluşları içerisinde dernekler var. Onlardan biri sanatçı Haluk Levent'in başında olduğu Ahbap Derneği ve gerçekten çok önemli çalışmalar yaptılar. Hem insanların sesini duyurdular, hem insanlara yardım topladılar, hem insanların yetişemediği yerde yetiştiler. Hem aynı yardımlar, hem nakdi yardımlar, her türlü yardımda gerçekten öne çıktı Ahbap Derneği. Ve Ahbap Derneği birileri tarafından, bazıları tarafından hedef gösterilir oldu. Hedefe kondu Ahbap Derneği. Ahbap Derneği ne yapıyor? İnsanların yaralarına merhem olacak adımları atıyor ya da o merhemi sağlayacak insanları bir araya getiriyor. Yardım topluyor. Nerede eksik varsa hemen iletişime geçip onları çözümlemeye çalışıyor. Üstelik devlet kurumlarıyla da adeta koordineli çalışıp biraz da onlardan hızlı hareket de ediyorlar. Milli Savunma Bakanı'yla bir araya geliyor Haluk Levent. Sağlık Bakanı'yla bir araya geliyor. Neye ihtiyaç varsa kendisine ulaştırılan her bir kalemi anlatıyor. Eksiği gidermeye çalışıyor. Ahbap Derneği hedefe kondu. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ahbap Derneği'ne sahip çıktı. Siz Ahbap Derneği'ne iftira atacağınıza yardımların koordinasyonunu sağlayın dedi. Vatandaşlar kamu kurumlarına değil onlara güveniyor. Yardımlar onlara gidiyor. Bakanlar dahi bilgileri onlardan alıyor. Görüntüdekiler Milli Savunma Bakanı ve Sağlık Bakanı. Deprem bölgesinde Ahbap çadırındalar. Ancak son iki gündür iktidara yakın medyanın hedefi haline geldi Ahbap. Önce internet sitesine siber saldırı düzenlendi. Ardından topladığı yardımlar üzerinden eleştirilmeye başlandı. Sanatçı Haluk Levent'in kurduğu dayanışma ve paylaşım platformu olan Ahbap Derneği ile birlikte Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur da hedef alınıyor. İkilinin fotoğrafı paylaşılarak sosyal medyada ard arda benzer paylaşımlar yapılıyor. Bunlardan ilki AKP Yönetim Kurulu üyesi Berkcan Doğan oldu. Doğan, on binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım dedi. Başlatılan yardım kampanyalarının amacının devlet kurumlarının itibarını yok etmek olduğunu öne sürdü. Buna müsaade etmeyeceğiz dedi. İki ay önce MHP İstanbul İl Başkanlığı görevini bırakan Birol Gür'de Ahbap Çavuş ilişkileriyle uğursuz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var diye yazdı. Yardımların AFAD üzerinden yapılması gerektiğini söyledi. Doğan ve Gür'ün ardından iktidara yakın kimi gazeteciler de devreye girdi. Hem sosyal medyadan hem televizyon kanallarından Ahbap'a yapılan yardımların AFAD'a devredilmesi gerektiğini söylediler. Haluk Levent orada gelmiş, tamam canım, uğraşıyor. Allah razı olsun. Alıyoruz, AFAD'la koordineli bir şekilde diyor. Ama yani açık kapılı söylüyor. Daha net anlatması lazım. Haluk Levent'e 1 milyar lira teslim edemezsin. Edemezsin. Çünkü yönetemez. Ahbap'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ahbap'a destek verdi. Ahbap'a hedef alanları halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin diyerek uyardı. Hedef göstermelere karşı Ahbap kurucusu Haluk Levent'ten de yanıt geldi. Koordinasyonun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile. Aranızda beni seven varsa, gerçekten varsa bir tweet istiyorum. Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat. AFAD da bizim, Ahbap da. Tek cümle istiyorum. AFAD da bizim, Ahbap da. Sevgili Kenan Gümüz, Anadolu Güneş Paneli'nin görüşü.